Dikkat! Video içeriğinde konunun anlatımı gereği bazı halüsinojen ve yasal olmayan maddelerden bahsedilmiştir. Bu maddelerin kullanımının sağlık açısından çok büyük zararları olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Kanal olarak bu maddeleri kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu durumdan dolayı sizlerden özür dileriz. Merhaba değerli takipçilerim. 2 yıl önce Holografik Evren kitabından kendimce bir özet çıkarmış ve video halinde sizlere sunmuştum. Bu sefer bir başka kitabın beni çok etkileyen bir bölümünü sizlere aktarmak istiyorum. Andrew Collins adındaki yazarın ülkemizde Avesta yayınlarından çıkmış olan Kuğu Takım Yıldızının Gizemi adlı kitabın içinden alıntılar yaparak derlediğim konunun uzunca bir anlatısını yapacağım. Elbette yer yer kendi yorumlarım ve eklentilerim de bu anlatımı süsleyecek ya da bozacak. Kafanızda çok farklı düşünceler oluşturacağına emin olduğum bu videoyu sonuna kadar takip ederseniz gittikçe daha bir ilginçleştiğini görmüş olursunuz. İyi seyirler diliyorum. Güney Amerika yağmur ormanlarında 100.000'den fazla bitki çeşidi var. Ancak bir şekilde Peru Amazonlarında Asaninka kızılderileri ağızdan alındığında sinek mantarının aktif maddesi olan dimetiltriptamini yani DMT'yi etkisiz hale getiren vücudun doğal enzimlerini engelleyen monoamin oksidaz yani MAO inhibitörünü ayarlayabiliyorlardı. Bu ne demek diyenlere şöyle açalım. DMT'yi direkt mantardan yersen vücudunda bulunan bir enzim olan monoamin oksidaz onu parçalar ve etkisiz hale getirir. Fakat monoamin oksidazı engelleyici bir madde katarsan bu sefer MAO bir şey yapamaz. İşte bu MAO'yu engelleyen maddeye de inhibitör denir. Örnek verelim. Siyanür, glikozun hücre solunumunda kullanılmasını sağlayan enzimlerin etkinliğini durdurarak zehirlenmeye yol açar. Yani burada siyanür inhibitördür. Yağmur ormanlarındaki birçok diğer kabile gibi Asaninkalar bitkilerin ve otların binlerce yıllık ilaç kullanımı bilgisine sahipti. Basit bir baş ağrısının geçirilmesinden yaraların daha hızlı iyileşmesine kadar her şeyi yapıyorlardı. Bu bilgiler antropoloji öğrencisi Jeremy Narby bu kabilelerin doğa ile ilgili inanılmaz bilgilerini nasıl topladıklarını araştırmaya teşvik etti. Narby Amazonlardaki bu köylülere doğa ve şifalar hakkındaki gizemli bilgileri nasıl edindiklerini sorduğunda cevap oldukça şaşırtıcıydı. Bilgiler ayahuasca içen ayahuascueroslara ruhani dünya tarafından ya da daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse bitkilerin ruhları tarafından iletiliyordu. Genç akademisyen Narby bu söylenenlerin tek bir kelimesine bile inanmamıştı. Bu yüzden Amerika'nın en saygın üniversitelerinden olan Stanford'daki antropoloji doktora tezinin bir parçası olarak kabilenin yerli yaşam tarzını incelemeye başladı. Açıkçası klasik batılı bilim insanı gözüyle bilinçaltından bu köylüleri maalesef hakir görüyordu. Narby bu konu hakkında ta ki kendi sırt ağrısı kabilenin şifacısının hazırladığı özel bir karışımın sürülmesiyle iyileşene kadar bir daha düşünmemişti. Bu olayın verdiği memnuniyet duygusuyla biraz da vefa ve saygıyla karışık, kabilenin ayahuasca çayını içme davetini kabul edip kendi de denemeyi ve bu adamların gördüklerini kendisi de görüp daha doğru düzgün yorumlamayı uygun buldu. Akşam olmuştu ve Narby, Toe adı verilen sarılı bir sigaradan esrar alarak yeni deneyimine başlamıştı. Kendisine verilen keskin bir tadı olan ayahuasca karışımını derhal içmişti. Narby daha sonra bu sigarada oldukça fazla toksin değeri olan şeytan elmasının parçaları olduğunu görmüştü. Bekleneceği üzere bu karışım Narby'nin hemen sanılar görmesine neden olmuştur. Elleri, kolları ve iç organları da dahil olmak üzere bütün vücudu yanmaya başlamıştır. Sanki solgun derisinin altını görebilecektir. Aniden kendisini rahatsız hisseden Narby ormanın ortasındaki bulundukları meydandan çekilir ve daha kuytu bir yerde istifra eder. Peki neler olmuştur veya neler görmüştür? Ayahuascuero denilen bu köylülerin hep söyledikleri gibi Narby sanrılar görmüştür. Hiç umulmadık bir şekilde gözlerinin önünde gökkuşağı renginde 2 tane yılan gördü. 2 metre kalınlığında gövdesi olan dev boa yılanlarıydı bunlar.
Yılanlar Narbi'nin kendi dünyalarına girdiklerinin farkındaydı ve ona koca evrende bir insanın sadece nokta olduğunu hatırlatmışlardı. Ormandaki meydana, diğerlerinin bulunduğu yere tekrar dönmek isteyen Narbi, bu boğa yılan çiftinin üzerine basmıştı ve ayağı takılıp düşmüştü. Yuvarlanarak diğerlerinin olduğu meydanın ortasına varmıştı. Köylü Ayahuasquero'lar Narbi'ye orman televizyonunu görüp görmediğini sordular. Bu terimi Ayahuasca sanrılarını tanımlamak için kullanıyorlardı. Narbi onlara ne gördüğünü anlattığında ona şaka yollu herkesin yılan gördüğünü ve bir süre sonra o yılanlara alışacağını söylediler. Değerli takipçilerim, Perulu bir şaman ve oldukça tanınmış bir ressam olan Pablo Amanringo Ayahuasca içicisidir. Bu sanatçının yaptığı muazzam tablolarda psikedelik sanatın en güzel yansımalarını görürüz. Sanatçı tablolarının birçoğunda Narbi'nin gördüğü yılanları çizmektedir. Onları öyle betimler ki imgelerin ağzından sanki ateş kırmızısı yılanlar iki koldan döne döne canlı gibi görülmektedir. Fakat ilginç olan bambaşka bir benzerlik daha vardır. Fransa'daki Lascaux mağaralarının yakınında Grotte de Ruffignac'ta bulunan Paleolitik döneme ait mağara resmi odası olan yılan odasının tavanındaki parmakla çizilmiş iç içe geçmiş yılanların arasında da aynı imgeler görülmektedir. Bu mağara resimleri yaklaşık 16-17 bin yıllıktır. Evet, köylüler Narbi'ye alışırsın demişlerdi ancak Narbi alışamamıştı. Buna rağmen artık ara sıra bu ayahuasca'yı kullanmaya başlamıştı. Hatta bir seferinde vejetaryen Narbi kendini kana susamış büyük bir aslan olarak görmüştü. Bu olanların anlamını çözemiyordu. İsviçre'ye evine dönene kadar bu histen kurtulamamıştı. Yıllarca bu görüntüler beynini meşgul etmişti. Narbi, dünya genelinde yerli kültürlerdeki ilaç kullanımının nöropsikolojik, biyolojik ve felsefi etkileri üzerine ne bulursa okuyordu. Tüm bu araştırmaların sonunda Narbi kendi ayahuasca deneyinin bağımsız ve gerçek olduğu ve bu işi çözmenin sırrının ikiz yılanlarda olduğuna karar verdi. Sanatta, mitolojide, simyada ve dinde yılanlar Yunan tanrısı Hermes'in asası Kadüse'nin etrafındaki yılanlar gibi iç içe geçmiş olarak gösterilir. Narbi sadece Peru'daki köylerin değil dünyanın tüm şamanlarının psikedelik deneyler sırasında ikiz yılanları gördüğünü tespit etti. Ayrıca kullananların büyük çoğunluğu ipler, asmalar, merdivenler görmüşlerdir. Bu araçlarla gökyüzü dünyasına girmek ya da buradan çıkmak için bu aletleri kullanmışlardır. Narbi tüm bu sembollerin insan doğasının gerçek niteliği hakkında özel bir mesaj ilettiğinden emindi. Şimdi sıkı durun. Bu mesaj sadece 3 harf ile açıklanıyor. DNA. Yani çift sarmal şeklinde olan ve içinde bütün vücudumuzun oluşmasından, bizim kim olduğumuzdan ve neye benzediğimizden sorumlu olan madde. Konuyu anlattıkça eminim sizler de benim gibi çok etkileneceksiniz. Vücut için hayati bir önemi olsa da DNA'nın bir akla ya da bilince sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Narbi hücre seviyesinde aklın olduğuna işaret ediyor. Gen hücreleri kendi aralarında her zaman protein şeklinde sinyaller göndermektedir. Ve bu temel bilgi diğer hücrelere ya bölünmelerini ya da bölünmemelerini söyler. Bir hücre yüzlerce sinyal aldığı zaman ise doğru karar vermek zorundadır. Akıl bu şekilde çalışmaktadır. Ama esas hikaye burada değil. Narbi apayrı bir fikir ortaya atıyor. DNA'nın sadece bir amaç hissinin olup olmadığı değil, aynı zamanda DNA'nın kendi hücre çevresi dışındaki DNA'larla muhtemelen yaşayan bir organizma ile diğeri arasında iletişime geçebilip geçemeyeceği sorusu. DNA aktif bir bilinç. Yani hücrelere ne yapması gerektiğini söylüyor. Türler arasında bir şifrelenmiş bilgiyi diğer türede aktarabilir. Bitki zehirliyse veya onun nasıl yenmesi gerektiği hakkında bitkinin DNA'sı insanınkiyle veya hayvanınkiyle iletişime geçebiliyor. İnanılmaz! DNA'lar bu formüle göre apayrı bir beyin, hatta komuta merkezi gibi. Ve üstelik evrendeki tüm diğer DNA'larla iletişim halinde olabiliyor. Bu saptama Narbi'nin o çayı içtikten sonra birdenbire kendini kana susamış bir kedi gibi hissetmesini açıklayabilen bir teori. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Ne ile mi? Kuantum ile.
atomu oluşturan bazı moleküllerin ayrıştırıldıktan sonra evrenin iki ayrı uç köşesine bile konulsalar, birbirleriyle iletişim halinde oldukları kuantumda yer bilmezlik teorisi diye adlandırılır. Kuantum fizikçiler bunu fark ettiklerinde allak bullak olmuşlardı. Moleküller arasındaki sinyaller bilgi transferi yapıyorlar. Perulu köylüler bitkilerin kendilerine bitki kullanımına yönelik derin bilgileri bitkilerin ruhlarının verdiğini söylediğinde belki de haklıydılar. Narbi burada bize bilgiyi sunanın köylülerin dediği gibi ruh değil, aklımız tarafından gerçek canlı türleriyle görsel ya da duygusal iletişime geçen kendi yapı taşımız olan DNA sayesinde gerçekleştiğidir diyor. Psikedelik deneyimlerde bulunan kişiler genellikle içine girdikleri bu alternatif gerçekliklerin ve karşılaştıkları varlıkların kesinlikle gerçek olduğuna inanırlar. Örneğin Peru'da kullanılan ayahuasca'ya benzeyen bir başka madde daha var. Natema. Bu madde genelde Ekvador'da da kullanılıyor. Ekvador ormanlarında Jivaro Kızılderileri ile birlikte bu maddeyi kullanan antropolog Michael Harner bu deneyimini bakın nasıl anlatıyor. Uyanık olmama rağmen kendimi en vahşi rüyalarımda bile göremeyeceğim bir dünyada buldum. Kuş kafalı insanlarla karşılaştım. Ayrıca bu dünyanın gerçek tanrıları olduklarını söyleyen ejderha benzeri yaratıklar da vardı. Galaksinin uzak noktalarına uçabilmek için diğer ruh yardımcılarından yardım istedim. Doğa üstünün doğal gözüktüğü bir trans durumunda kendim de dahil olmak üzere antropologların yerli ideolojisini etkileyen ilacın önemini ciddi bir şekilde küçümsediklerini fark ettim. Harner gibi oldukça saygın birisinin bu kadar radikal sonuçlara varmasının nedeni neydi? Harner hayal ettiği gibi gerçekten galaksinin uzak noktalarına uçup kuş kafalı insanlarla ve bu dünyanın gerçek tanrıları olduklarını düşündüğü ejderha gibi yaratıklarla karşılaştı mı? Değerli takipçilerim, bu tür varlıkları illaki psikedelik maddeler kullanmaya ihtiyaç duymayan insanlar da var. Bunun farklı yolları var. Bazen bu kişiler transa geçerek astral seyahat yaparken bu farklı boyutlardaki varlıkları görüyorlar. Bunun haricinde bizlerin veli veya evliya dediğimiz kişiler de bu tip görüntüleri ve hatta daha fazlasını gördüklerini bizlere nakletmişlerdir. Bunları yaparken elbette ki kendilerine has yöntemleri vardır. Evliya dediğimiz bedenlenmiş yani ete kemiğe bürünmüş bu üstün ruhlar çok daha fazlasını yapıyor. Takyon hızıyla tayyi mekanda gerçekleştiriyorlar. Evliya olmasa da hiçbir madde kullanmadan bazı ritüellere ve kadim bilgilere sahip bir tanıdığım var. Onunla yüzünü göstermeden bir röportaj yapmayı çok istiyoruz. Bana anlattığı şeyler inanın günlerce kafamı meşgul etti. Eğer bizi kırmaz da röportaj verirse mutlu olacağım. Zira sizlerin de duymasını istiyorum. Ben bunları dile getirirken bu arada bazıları o adamın bunları uydurmadığı ne malum diyebilir. Bunun için ben de size çocuk değilim diyeyim. Artık çok önemli delillerim olmasa bu videoda size bundan bahsetme cesaretini göstermeyeceğimi beni az çok takip edenleriniz anlamıştır diye düşünüyorum. Dönelim tekrar konumuza. Yıllar önce filozof ve yazar Terence McKenna ve ağabeyi Dennis Güney Amerika ormanlarına doğru gittiler. Burada şamanlarla tanışıp sihirli mantarlardan yediler. Bolca ayahuasca çayı içmeyi de ihmal etmediler. Derhal psilosibin ve ayahuasca gibi psikedelik maddelerin evrendeki diğer yaşam formlarıyla iletişime geçmenin birer aracı oldukları sonucuna vardılar. McKenna bunu aşırı uzay yani iç dünya ya da dış dünya ile bağlantıya geçme diye adlandırıyor. Ve bu deneyimlerin bu kadar tutarlı olmasına da şaşırıyor. Psikedelik madde kullanıcılarının birçoğu McKenna'nın deyişiyle kendi kendini dönüştüren cinler olarak bahsettiği sürekli olarak değişen maden kaplı kristal benzeri sarmalları görüyordu. Bu psikedelik maddeler içildiğinde kullanıcılar cüce gibi varlıkların kullanıcıları aynı uzaylı kaçırmaları hikayelerinde olduğu gibi incelemek için muazzam bir aydınlatmanın olduğu ameliyat odasına benzeyen bir yere götürmekteydiler. New Mexico Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Dr. Rick Strassman 20 yıl boyunca psikedelik maddelerin insan beynindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmıştır. 60 deneye 400 doz DMT vermiş ve onların deneyimlerini titizlikle kaydedip analiz etmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Strassman hiç ummadığı sonuçlar çıkarmıştır.
deneklerin yüksek bir bölümü sanki paralel bir alana girdiklerini ve burada kendilerini cin benzeri ya da mekanik böceklerin karşıladığını belirtmişlerdir. Denekler bu yaratıklarla deney odasında sıklıkla konuşmuşlar, görüşmüşlerdir. Bu yaratıklar onların vücutlarının bütün kirli parçalarını deliler gibi çıkarmıştır. 2001 yılında çıkardığı çok tartışılan DMT, Ruh Molekülü adlı kitabında Strassman şunları söylemektedir. Bu deneylerin halüsinasyon olduğuna inanıyordum. Fakat oldukça karışıktılar. Ancak araştırma denekleri biyolojik açıklamalara ısrarla karşı duruyordu. Çünkü bu tür açıklamalar onların deneyimlediği olayların büyüklüğünü, tutarlılığını ve inkar edilmezliğini azaltıyordu. Aktive edildiğinde farklı varlıklarla tesadüfi karşılaşmalar, deneyimler ve yeniden programlamalar yaratan beyin hücreleri olduğuna kim inanabilir ki? Ayrıca çoğu denek bizim dünyamızda eş zamanlı var olan bazı alternatif gerçeklikte gerçek olduğuna ve oldukça canlı deneyimlerde bulunduklarına kâni olmuşlardı. Bu da Strassman'ın şu açıklamayı yapmasına neden olmuştur. Hayal dünyaları bu insanlara uyanık durumlarındaki bilinçten çok daha fazla gerçek hissi veren bir senaryo nasıl üretir? Eğer bu gerçekse, bir insan farklı varlıkların yaşadığı çok sayıda görünmez alanların şu an var gerçeğini bilerek nasıl kendi hayatını sürdürür? Bu yaratıklar kim? Bu yaratıkların iletişime geçtikleri deneklerle ilişkileri ne? Neticede Strassman deneylerine başladığında DMT'nin neden olduğu görüntülerin birer halüsinasyon olduğunu düşünüyor. Sonunda deneklerinin gördüklerinin gerçek şeyler olduğunu kabul etti. Panspermia hipotezi. Eğer Nerby haklıysa ve iki yönlü bölgesel olmayan bir iletişim şekli farklı hayat şekillerinde DNA'nın kolektif bilinci arasında gerçekleşiyorsa, o zaman bilim adamlarının şimdilerde iddia ettiği gibi ya hayat dünyada ortaya çıkmamışsa ya DNA bu gezegene nihai amacını tamamlamak üzere yeni bir hayat yaratmak ve geliştirmek için bir bütün olarak gelmişse. Bu düşündürücü teori panspermia, yani her yerde tohumlar olarak bilinmektedir. Bu konsept M.Ö. 5. yüzyılda ülkemizde İzmir şehrinin yakınlarındaki Klazomenai'de yaşamış olan Yunan filozof Anaxagoras tarafından ortaya atılmıştır. Anaxagoras, hayat tohumlarının bütün evrende olduğunu ve sadece dünyaya ait olmadığını ileri sürmüştür. Daha da ilginç olan, Sokrates ve Platon'u etkilemiş olan Anaxagoras, bu tohumları doğadaki moleküller olarak değil, hayatın özünü içeren gerçek tohumlar olarak görüyordu. Eğer filozof Aristoteles, hayatın dünyada kendiliğinden geliştiği teorisini ortaya atmamış olsaydı, panspermia o zamanlar hayatın gerçek kökeni olarak kabul edilecekti. Aristoteles'in teorisi maalesef daha çok kabul gördü ve Fransız kimyacı Louis Pasteur tarafından aksi ispatlanana kadar, yani 19. yüzyıla kadar üzerinde çalışıldı. Pasteur'ün mikrobiyoloji çalışmalarının başında bulaşıcı hastalıklara bakterilerin neden olduğunun belirlenmesi dahil olmak üzere hücre hayatının kaynağı hakkında çeşitli fikirler öne atılmıştı. Ancak 1903'e kadar panspermia fikri tekrar ele alınmamıştır. 1903'te İsveçli fiziksel kimyacı ve Nobel ödülü sahibi Svante August Arrhenius, dünyadaki yaşamın kendisinin yıldız ışığı radyasyon basıncı olarak gördüğü uzaya itilmiş çok ufak sporlardan meydana geldiğini yazmıştır. Arrhenius teorilerini Worlds in the Making, yani Oluşan Dünyalar adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Kitapta Arrhenius teorilerine yapılan temel eleştirileri yanıtlamaktadır ve kitabın özünde şöyle söylemektedir. Evrendeki bütün organizmalar birbirine bağlıdır ve gelişim süreci her yerde aynıdır. Tuhaf olan nokta panspermia kanatının neredeyse 50 yıldır var olması. 1961'de İspanya kökenli Amerikan biyokimyager Juan Oro tarafından incelenen bir meteorda adenin denilen alglere benzeyen organizmaların mikrofosilleri RNA'nın
yani ribonükleik asidin bileşen nükleik asitleri ve canlı hücrelerde enerji üreten önemli ATP molekülünü üreten DNA bulundu. 1969'da Avustralya'da Victoria'ya inen bir meteorda DNA'nın yapı taşlarından olan nitrojen bazlarının ve amino asitlerin bazılarını içeren karışık organik bileşenler bulundu. Melbourne, Monash Üniversitesi'nden Dr. Ron Brown tarafından daha sonra yapılan testler hücre yapısının çok ilkel formunun meteor kalıntısında oluşumlarının olduğunu ortaya çıkardı. Bütün bunların dışında bir de elbette çok bilinen 2,5 kilogram ağırlığındaki meteor olan ALH84001 var. Bu meteor 1984'te Antarktika'da bulundu. Meteor incelendiği zaman suda oluşmuş ve çok küçük borular ve diğer organizmaların şekillerinin fosillerine benzeyen tek hücreli organizmalar tarafından yaratılmış karbon molekülleri de dahil olmak üzere çok çeşitli organik kimyasallar içerdiği görülmüştür. Bu meteorun Mars'tan gelmiş olduğunun belirlenmesi, kızıl gezegende hayat olup olmadığına dair bitmek bilmeyen tartışmayı yeniden ateşlemiştir. Panspermia teorisi yıllar içinde ciddi biçimde bilimsel olarak desteklendi. 1970'lerde ünlü İngiliz astronom Fred Hoyle bir başka meslektaşıyla bu teoriyi destekledi ve çok iddialı tezlerini bilimsel makalelerle açıkladılar. Teori gerçekten çok düşündürücü. Ne diyorlardı? Kompleks bileşenler yıldızlar arasındaki toz bulutları içinde gelmiş olabilirler. Devamı daha şaşırtıcı. Mikroorganizmalar yeryüzüne mutasyona uğramadan gelmişlerdir. Bunlar nezle virüsü dahil olmak üzere birçok virüs olabilir. Bu organizmalar yeryüzünün üst atmosferinden bazen alçak rüzgarlara karışıp Himalayalar gibi dağ sıralarının üzerinde yükseliyorlar, daha sonra komşu ülkelere yayılıyorlar. Biz yaşadığımız bu son pandemi döneminde önce her şeyi yiyen Çinlileri, sonra belki laboratuvarlarda bazıları tarafından bilerek üretildiğini tartıştık aylarca. Buyurun size apayrı bir görüş açısı. Belki bu taçlı minik bela, diğer türevleri dahil olmak üzere uzaydan bizlere gelmiş olabilir. Bunun yanı sıra 2004 yılında bilim dünyası haricinde çok ilgi çekmemiş bir açıklamadan söz edelim. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 8 atomlu glikolaldehit molekülünün Sagittarius B2 adındaki devasa gaz bulutunda olduğunu saptayan NASA, bu molekülün yüz milyonlarca yıldır gezegenimize başta kuyruklu yıldızlar olmak üzere diğer gök cisimleriyle taşımış olma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyledi. Ne var bu açıklamada diyenlere söyleyelim. Bu molekül yaşamı oluşturmak için gerekli basit amino asitleri üretmek için gayet yeterlidir. İsterseniz şimdi benim bu videoyu yapmama neden olan bölümlere gelelim. 1953 yılında Francis Crick, meslektaşı James Watson'la birlikte insanlık için çığır açıcı bir buluş gerçekleştirdiler. DNA'nın sarmal yapısını keşfettiler. Akabinde Nobel ödülü kazandılar. 2004 yılının Temmuz ayında ölen Francis Crick hakkında medyada aslında çok bilinen ama açıkça yazılamayan bir konuyu bir yayın organı olan The Mail on Sunday gazetesi 8 Ağustos 2004 tarihinde, yani Crick öldükten birkaç hafta sonra dile getirdi. Başlık çok çarpıcıydı. Dahi Crick hayatın sırrını çözdüğünde yüksek dozda LSD almıştı. Bomba haber. Aslında Crick'in eski bir meslektaşına göre Cambridge akademisyenleri az miktarda LSD'yi düşünme aracı olarak kullanmaktaydı. Bu madde onları ön yargılarından kurtarıp zihinlerini yeni fikirlere açıyordu. Crick de DNA'nın sarmal şeklini LSD'yi almışken gördü. Crick bu durumu hayatı boyunca saklamış ve bu konuda herhangi bir şey yayınlayacak gazeteyi dava etmekle tehdit etmiştir.
Vay be, demek LSD'yi alan Crick, Peru köylüleri gibi iki büyük yılanı görmüş, hatta bu yılanların ne anlama geldiğini en iyi o anlamış. Francis Crick'in çok fazla bilinmeyen bir yönü de panspermia, yani uzaydan gelen hayat teorisinin büyük bir savunucusu olduğudur. Hatta bu konuda 1973'te meslektaşı Leslie Orgel ile bir makale yazmıştır. 1981 yılında Hayatın Kendisi, Kökeni ve Mahiyeti adında günümüzde bile okunan ve zamanında bestseller olmuş kitabını yazmıştır. Kitabında dünyaya uzayın dışından gönderilen mikroorganizmalar tarafından tohum bırakıldığını öne sürer. Bütün mikroorganizma kolonilerinin uzaya gönderildiğini ve bunun belki de kendi soylarının bir gün sona ereceğinin farkına varan akıllı bir canlı türü tarafından gönderilmiş olabileceğini düşünüyordu. Şöyle devam ediyor kitabında Crick: "Bizler kozmik bir vahşi yaşamın parçası olabiliriz." Konumuza şimdi DNA ile devam edelim değerli takipçilerim. DNA, bütün canlı türlerinin genlerinde bulunan kalıtsallık molekülüdür. Ancak DNA'nın tamamı bilimsel olarak gereksiz görülüyor. Bu enteresan bir konu. İnsan geni 3 milyar nükleotit baz çiftine sahiptir. Ama bunun sadece %3'ü işlevsel genleri oluşturur. Geri kalan %97 çöp DNA olarak kabul edilir. Çünkü onların fonksiyonu belli değildir. Çöp DNA protein üretmez. Bu işleve ait herhangi bir iz yoktur. DNA'nın sadece %3'lük kısmı bizi biz yapan proteinleri üretmek için kendini RNA'ya çevirebilir. 2004 yılında büyük fizikçi ve yazar Paul Davis, New Scientist dergisinde çok önemli ve tartışılan bir makale yayınladı. Bu makalesinde Davis, milyonlarca yıllık uzay kökenli şifrelenmiş mesajların yeryüzündeki organizmaların genomlarında olabileceğini ortaya attı. Burada çöp DNA'lar, bir şey şifrelenmiş bir mesaj kendini aktifleştirecek tetiklemeyi yapana kadar sessiz kalıyorlardı. Davis bu mesajların Crick'in dile getirdiği mesaj yüklü DNA'ları içeren hücreleri etkileyen dikkatlice oluşturulmuş konak virüsler tarafından hayata gönderilmiş sinyaller olduğunu düşündü. Ayhan Çakmur olarak kendi adıma bu açıklamadan biraz ürküyorum. Zira hala tanımlanmamış bir virüsü gün be gün hepimiz hücrelerimize çekiyoruz. İçinde neler barındırıyor ve neleri hareketlendirecek beraber göreceğiz. Filozof ve yazar Aldous Huxley bugün bile tüm dünyada en çok satılan kitaplardan olan ünlü Cesur Yeni Dünyasında bahsettiği gibi bir durum olabilir mi? Ne demişti büyük yazar? Algıların kapılarını psikadelikler açıyor olabilir. Finlandiyalı fizikçi Matti Pitkanen'in uzay zamanda iki farklı yeri bağlayan kuantum tünellerini algılayan manyetik solucan delikleri hakkındaki eserlerinden ilham alan Alman bilim yazarları Grazina Fossar ve Franz Bludorf çöp DNA'yı anten gibi görmektedirler. Onlara göre çöp DNA, uzay iletişimi olarak ifade ettikleri bir süreç olan fiber optik ağ gibi davranan çok ufak solucan deliklerini kapsamak için gizemli yer çekim gücünü bir bağ olarak kullanmakta. Bu Alman yazarlar gelen bilginin çöp DNA tarafından algılandığını ve vücudun sinir ağı üzerinden beyne iletildiğini, bilginin burada genellikle değişen bilinç durumunda ortaya çıkan türdeki gerçek insan deneyimlerine dönüştürüldüğünü düşünmektedirler. Biraz önce size Rick Strassman'dan bahsettik. Hani şu psikedelik ilaçlarla denekleri analiz eden psikiyatr. Onun deneklerinden olan Rex adındaki bir kişinin yorumuna bir göz atalım. "İlk kez alt tarafa gittiğimde her tarafımda böcek şeklindeki yaratıklar vardı. Kırıp geçmeye çalışıyorlardı. Böcekler kalbimi yemeye başladılar ve aşk ile teslimiyet duygularını aldılar. Mekan hissi yoktu. Her şey çok yakındı. Bu yaratıkların eril mi, dişi mi olduklarını bilmiyorum. Çok yabancıydılar. Ancak çok da kötü bir görünümleri yoktu. DNA'mı, DNA'nın yapısını değiştirdikleri düşüncesi aniden aklıma geldi. Sonra her şey silikleşmeye başladı. Gitmemi istemiyorlardı." Bu çok düşündürücü bir olay ve yorumdur. İlk kez belki de
uzay varlıkların mesajları zaten buradalar. Doğru zihinsel güçle gerçekleştiremediğimiz bir takım günlük deneyimlerin içindeler, diyen Amerikalı astronom ve bilim yazarı Carl Sagan'ın düzenli bir marihuana kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Sagan, daha sonra başrolünde Judy Foster'ın oynadığı çok beğenilen sıradışı bir film olan Contact'ın romanını yazmıştır. Kitabında sembolik ve geometrik bir arayüz üzerinden uzaylı varlıklarla derhal iletişime geçme fikrini işlemiştir. Fizikçi Paul Davis'in çöp DNA konusundaki teorisine çok benzeyen bu fikir, Sagan'ın düzenli marihuana kullanımının bir sonucu muydu? Carl Sagan, Broca'nın Beyni adlı kitabında yazdığı gibi, uzaydan gelecek sinyalleri alabilmek için başlatılmış SETI projesi olmak üzere, uzaya gönderilen Pioneer ve Voyager uzay gemilerinin bizlere olumlu müjdeler getireceğini ummak çok hayalci bir tutum. Neden mi? Çünkü evren ve uzay çok ama çok büyük ve yıldızlar arası mesafe aşırı fazla. Bunun için solucan delikleri gibi tezler umut verici. Bu videoda insan beyninin kendini bir başka yıldız sisteminde bulunan bir takım yabancı canlılarla iletişime girmek için uzaya yansıttığı iddia edilmiyor. Söylemek istenen şey, karbon bazlı yaşam türlerinin beyinlerini birbirine bağlayan bir tür evrensel bilinç olduğudur. Bu bilinç dışarıda bir yerde değil, içimizde, beynimizin içinde. Bu bilinci bir tür nöropsikolojik internet sohbet odası gibi hayal edebiliriz. Bu bilinç içinde kendimiz olarak gözükürüz ve orada olan canlıların farkındayızdır. Bu canlılar bizimle ya kendi doğal şekillerinde ya da bizim beyinlerimizin iletişim için uygun olarak gördüğü herhangi bir şekle giren, değişen yaratıklar olarak konuşurlar. Bu bağlantılar uzay zamanın ötesinde birlikte var olan bir üst boyutta oluşurlar ve bize oldukça tanıdıktırlar. Tıpkı sanki internet ortamında kullanıcıların aldıkları avatar kimlikleri gibi. Aynı internet gibi bu boyutta her zaman hali hazırdırlar. Boyutun aktivasyonu ve çevrim içi kolaylığı doğru koşullar altında DNA'mız üzerinden olur. Değerli izleyicilerim, bu videonun da sonuna geldik. Bitirmeden önce sizlere videonun başında yaptığım uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Hayatım boyunca uzak durduğum ve hiç tolerans göstermediğim bu otlardan, maddelerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Video boyunca bazılarının kullandığı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasak olan bu maddelerin belki videoda anlatılan yönü olabilir fakat inanın zararları bunların kat be kat üstündedir. Alıntılar yaptığım kitapta bunlardan bahsedilmemesini ayıplarken bir gerçeği daha vurgulamak istiyorum. Carl Sagan'ın ve Crick'in yaşadığı dönemlerde belki bu maddelerin zararları tam olarak bilinemiyordu. Bir furya vardı ve bu insanlar bu maddeleri o zamanlar, o jenerasyonlar kullanıyorlardı. Fakat günümüzde böyle bir şeyin kesinlikle çok zararlı olduğu zaten ispatlanmıştır. Şahsen bunların hiçbirine tamah etmeyip gerek zikir, gerek başka ritüellerle bu iletişime geçen birçok insan tanıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu kez sizden mümkünse beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.